Bukhari'yi kim katletti dostlar? Bukhari hadisçilerin imamı. İmamul e'imme, imamların imamı. Hadisçiler katletti. Onu da anlatayım da ineyim. Ahmet bin Hanbel'in talebeleri Bağdat'ta Engizisyon kurdular. Bu Engizisyon'un Taberi'ye ne yaptığını biliyorsunuz, size kaç kere anlattım. Taberi öldü, müfessir Taberi. Cenazesini evinden çıkaramadılar. Evi kuşattılar, yakacaklardı cenazeyle birlikte evi. Evi, jandarma, polis evi sardı da bu holiganların elinden cenazeyi öyle kurtardılar. 4 kişiyle gece yarısı kılındı. Şimdi tabii bunları görüyorsunuz. Ya bu Müslümanlar, bu Müslümanlara ne biçim işler ediyor diyorsunuz. Zannedersin ki geçmiş tertemiz, bir bak. Bunları anlatsalar da aslında en azından hazırlıklı olurdunuz. En azından tedbir alırdık. Ya geçmişte yaşandı, bir daha yaşamayalım derdik. Hiç kimsenin tedbir aldığı yok çünkü bunları kimse anlatmıyor. Üstünü örtünce sanki yok olacak. Oysa Rabbimiz Kur'an'da peygamberlerin hatalarını anlatıyor. Adem'e Allah'a asi oldu diyor. Musa adam öldürdü diyor. Davut tövbe edecek iş işledi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yunus görevden kaçtı diyor. Hem de kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. Bunlar hep peygamber. Bunları anlatıyor bize Rabbimiz. Demek ki Rabbimizin bir bildiği var. Bize bir şey söylüyor. Kul kusursuz değildir. Kulları kusurlarıyla beraber sevin ve kabul edin diyor. Ama gel de bizimkinin hocasına bir kusur bul. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Peygamberler hata eder, o etmez. Hatta haşa. Yani neyse. Evet. Bağdat'ta Engizisyon kuruyorlar. Muhalif düşünen bırakmıyorlar Bağdat'ta. Yıl 200 Hicri 250'ler. Hicri 250'ler. Evet. 256'ya doğru Bukhari Bağdat'ta durdurulamaz ediyor. Can tehlikesine giriyor, can endişesine ve Nişabur'a doğru yola çıkıyor. Nişabur'a. Evet. Nişabur'a gidiyor. Nişabur'da Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı ve has öğrencisi Zühli var. R ile değil, L ile, Lam ile. Zühli. Onun medresesine davet ediliyor. Zühli diyor ki talebeye, sakın Kur'an'ın kadim oluşu hakkında soru sormayın. Geliyor adam, talebelerden bir tanesi de soruyor işte canım. Talebeden bir tanesi. Ve o da diyor ki, Kur'an'ın şu dilimizde okuduğumuz lafızlar yaratılmıştır, mahluktur. Çünkü bu lafızlar insanın konuştuğu dildendir. Arapça'da Allah'ın yarattığı dillerden biridir. Zira Tevrat İbranice indi, İncil Aramice indi, Kur'an'da Arapça indi. Vahyin dili değildir, mushafın dilidir. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın dili Arapça değildir diyor. Sen misin bunu diye? Kafir. Burada kalsa iyi. Zühli'nin fetvası. Siyer-i Alam'ın Nubela'ya bakın. Ha, bakın dedim de Arapça bilenler baksın tabii. Efendim. Arkasından ölürse kabri Müslümanların mezarlığına defnedilemez. Cesedi. Hasta olursa Müslüman ziyaretine gidemez. Kendisinden Müslümana miras kalmaz. Müslümana varis olamaz. Karısı boştur. Şükredin, bugün yaşıyorsunuz. Ben şükredeyim değil mi? Şimdi bizim hanımı da elimden almışlardı yani. Varımız yoğumuz bir eşimiz var yani. Ya düşünün. Bu adam hadisçi. Öteki de hadis ehli. Bukhari. Bukhari ya bu. Şimdi samimiyetsizliğe bakın. Asıl benim dikkat çekmek istediğim şey bu. Bukhari'nin böyle düşündüğünü biliyor. Talebeye de diyor ki bu konuda soru sormayın. Bu adam bu meselede böyle düşünmekten dolayı gerçekten insanın dinden çıktığını düşünüyorsa sahtekarlık yapıyor.
Eğer onun zaten böyle düşündüğünü biliyorsan, orada söyleyip söylememesi neyi değiştirir? Sen sahtekarlık yapıyorsun. Aslında küfür fetvası verdin ona, söylediği için verdin, öyle düşündüğü için değil. Çünkü öyle düşündüğünü zaten biliyordun. Bu çok ilginç bir durum. Çok ilginç bir ikiyüzlülük. Çok örneği var bunun. Ve mübarek Bukhari şehirden köpekler gibi taşlanarak çıkıyor. Nereye gitmek istiyor? Semerkant'a. Zühlimiz hemen Semerkant emirine ve Semerkant hadisçilerine mektup yazıyor, mektuplar. Geliyor kafir, geliyor sapık. Efendim, koymayın kent. Semerkant ikiye düşüyor halk. Bir kısmı ne münasebet canım? Bukhari geliyor almayacak mı? Öbür kısmı yok o sapıtmış efendim o şöyle sapık böyle sapık. Ve şehir birbirine düşüyor. Bukhari daha girmeden evvel daha yolda öğreniyor durumu. Oraya da giremiyor. Bukhara'ya. Doğduğu yere de varamıyor. Yolda hastalanıyor ve ölüyor. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz.